Asos'a gelmiş bulunuyoruz. Kadir Bey Resort Otel'e hepiniz hoş geldiniz. 10 kilometrecek senin turistik arabanı itiyoruz. Ya nesi eğlenceli bu? Tatil köyünü ben devralıyorum. Tatil köyü mü dedin? Evet, tatil köyü. Kadir Bey Resort Otel. Ne tatil köyü beyim? Burası 15 odalı bir pansiyon. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde muhteşem bir tesis var. Ve bildiğiniz gibi bu tesisle ilgili bir takım ilanları bir takım gazetelere vermiş bulunmaktayım. Gazeteye verdiğin ilanlara göre burada olimpik havuz, su sporları bir de kum plaj olması gerekiyor. Ben bu tatil köyünü senin mümtaz, değerli sanatçı kimliğine, kişiliğine güvenerek açtım ya. Sanatla badananın ne ilgisi var? Ne demek ne ilgisi var? Badana resim sanatının temelidir bir kere. Picasso bile resme badana yaparak başlamıştır. Hüseyin bir dakika ya, ne yapıyorsun lan? Hırsızlık yapıyor, görmüyor musun? Hayır efendim, bu hırsızlık falan değil. Sadece ödünç alıyorum. Sezonun sonunda geri iade edeceğim. Hiç merak etmeyin. İşte bu iş bu kadar. Gördünüz mü, plaj biraz adama benzedi ya. Var ya, bu Asos'ta bizim başımız bir belaya girecek ama dur bakalım. Tatil köyü! Deniz var, şefkan var, tatil köyü! Vallahi bravo Tankut abi. Ya bu kadar yalan bir tabela ancak bu kadar güzel sığdırır. Ya sallayabilir misin? Tabii sallarız efendim. Burası ultra her şey dahil. Sallamak da dahil. Mustafa bak evet. Belin gelecek ama. Zaten o yüzden gidiyorum, beni keçi kovalarken görmesin diye. Mustafa. Hadi, hadi iyi yolculuklar. Efendim burası tatil köyümüzün en sessiz, en sakin odasıdır. Afiyet olsun abiler, çok mütevazı. Bence de. Ben size odanızı gezdireyim. Ben gezdireyim. Siz şöyle durun, ben gezdireyim, buyurun. Kardeşim ne yapıyorsun, görmüyor musun? Uyuyoruz biz burada ya. Kireçleme yapıyorum efendim. Tatil köyümüzün estetik düzenini sağlıyor. Hadi Sinan gidelim. Parayı peşin verdik hayatım. Hem Kadir indirim de yaptı. Hemen geri al o zaman paramızı. Bence de baba. İyi bari, madem beğenmediniz gidelim. Kadir'cim kusura bakmazsan. Üzgünüm Sinan abi. Alınan ücret geri iade edilmez. Şirket prensibi. Ay inanmıyorum. Ne kadar verdin Sinan? Bir ay. Hemen geri veriyorsunuz paramızı. Zaten kalmadık bile. Müjgan'cığım sakin ol. Kalamam ben burada. Üzgünüm, üzgünüm. Parayı geri veremem. Şirket prensibi. Kalamam. Kalırsın. Kalamam. Kalır. Ay kalamam. Kalır. Ay kalır. Ay kalır. Buyurun Kadir Bey. Çiçekliklerinizin boyanması bitti. Ellerine sağlık entel dantel ressam başanak, harika oldum. Bir de böyle paramıza sanatsal dozu yüksek bir tabela yaparsak çok güzel olacak. Yeter artık. Boyamaya yapmıyorum ben. Sanatsal doz diye diye her yeri bana boyattın Kadir. Adım ressam Tankut'tan badanacı Tankut'a çıkacak. Ama bak fena mı oldun? Kadir Bey Resort Otel senin fırça darbelerin sayesinde hayat buldu, can buldu, kan buldu. Senin bu Kadir Bey Resort Oteli ben değil, Leonardo da Vinci gelse kurtaramaz Kadir. Ha, gelsin gelsin, o da gelsin. Benim kapım yabancı turistlere her zaman açıktır. Ay burada bir dakika bile kalamam Sinan. Ama Müjgan'cığım paramızı da verdik, peşin olarak ödedik. Bak burada evler güzel. Baba daha bakalım. Ne kalmak istemiyorum burada ya. Hayatım sen bari yapma ya. Ay ne demek yapma canım, yap çocuğum. Yap ne gerekiyorsa yap, gidelim buradan. Bak deniz çok güzel, kum, güneş, daha ne istiyorsun? Kalamam. Bakalım şato meraklısı Müjgan'ı burada tatil yapmaya nasıl ikna edeceksin? Evet bir gece kaldılar ama ikincisi biraz zor görünüyor. Hallederiz bacana, hallederiz. Çok güzel be. Bence Müjgan Hanım hayatta burada tatil yapmaz. Tankutcuğum sen entelsin, bu işlerden anlamazsın. Müjgan Hanım burada kesinlikle etkisiz eleman. Sinan Bey abi parayı verdiği için önce onu ikna etmeliyim. Ben Sinan Bey abi ikna ederim, o da Müjgan Hanım'ı ikna eder. Bence Sinan Bey de ikna olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Hallederiz. Günaydın. Günaydın sevgili Müjgan Hanım, değerli Sinan Bey abi ve onların biricik kızı Pelin hanımefendi. Nasıl, iyi uyudunuz mu? Hayır. Of, şu bana yaptırdığı resimlere bak ya.
Hem de tuvaletin önünde. Anlamıyorum. Sanatsal bir kısır döngüye düştüm. Bu yaz kesin bir tane yaz aşkı yaşayacağım Rafi. Çok kararlıyım. Ben de. Sağdaki benim. Yok ya, sağdaki benim. Ya soldakini alsan sen kardeşim. Boyu uzun, tam senin boyuna göre işte. Ama sağdakini daha çok beğendim. Ya sağdaki benim işte. O çok güzel, hadi denize girelim. Hadi hadi. Benim dedim. Ya benim dedim ya. Kara Fatma'sın sen be. Ya Fatma değilim ben. Fatma'sın. Fatma değilim. Fatma'sın ne kardeşim? Fatma'sın ya. Fatma'sın. Biz paramızı alıp gitmek istiyoruz Kadir Bey. Evet Kadir abi, biz burada tatil falan yapamayız. Bize burası tatil köyü demişti ama burası sadece köy. Doğru söylüyorsun Pelin'cim. Kapısında keçiler bile var. Arkadaşlar sizin karnınız aç, o yüzden siz gerginsiniz, sinirlisiniz. Ama zengin açık büfemizi görünce kesinlikle fikrinizi değiştireceksiniz. Değiştirmeyeceğiz. Gel kızım, görelim bakalım şu açık büfeyi. Açık büfene çok güveniyorsun ama birazdan kıyamet kopacak Kadir. Kopmaz entel bacanak, kopmaz. Şimdi sen şu bara bir bar yazısı yaz da millet oranın bar olduğunu anlasın bari. Of ya, of! Buyurun efendim, açık büfemiz son derece zengindir. İstediğiniz kadar alabilirsiniz, hiç çekinmeyin. Daha devamı var bunların efendim, buyurun. Aynı şeyler var ayol. Domates, peynir, zeytin, salatalık. Domates, peynir, zeytin, salatalık. Domates, peynir, zeytin, salatalık. Evet, hep aynı şeyler tekrar ediyor. Öyle deme Sinan abi. Bak o sade domates. Bu kekikli domates. Bu hem kekikli hem zeytinyağlı domates. Bu kabuğu soyulmuş domates. Bu kabuğu soyulmuş ve üzeri zeytinyağlanmış domates. Bu da hem zeytinyağlı hem kekikli hem de kabuğu soyulmuş domates. Ay yeter, yeter. Resmen kandırılıyoruz biz Sinan. Ben gidip hemen eşyalarımı topluyorum ve Çeşme'ye gidiyoruz. Bütün sosyete oradayken benim burada ne işim var bilmiyorum ki. Ben burada kalamam. Ben de kalamam. Hemen paramı geri veriyorsun Kadir. Biz gidiyoruz. Tamam Sinan abi. Tamam git. Sen de git. Ama gel. Önce şöyle bir otur. Heh. Sen bir beni dinle. Ondan sonra git. Ya bakmasın işte, bakmasın. Aldım aldım değil mi? Aldım aldım. Bir önce kendimi denize atmak istiyorum, hadi. Ben biliyorum, ben sağdaki benim. Ya sen bir dursana, Kara Fatma. Ya, Kara Fatma değilim ben. Bak şimdi Sinan abi, sen buradan gidersen batarsın. Ama bir sor bakalım bir niye batarsın? Niye batarmışım? Bir kere bana verdiğin parayı geri alamayacaksın. Bu bir. Yeni bir tatil köyü bulmak için dünya kadar yol gideceksin. Benzin yakacaksın. Bu iki. Müjgan Hanım'ın beğendiği tipte 5 yıldızlı bir tatil köyü ateş pahasıdır. Bu üç. Yani 1-2 yıldız için bu kadar zarara girmeye değer mi Sinan abi? Değer mi? Sorarım sana, değer mi? Daha iyi bir yer buldun diyelim Sinan abi. Çeşme'ye gittin. Çeşme'ye gidince ne olacak Sinan abi? Bir sor bakalım bir ne olacak? Ne olacak? Her gece bara, diskoya, gece kulübüne gitmek isteyecekler abi. Ben oralara döktüğüm paraya bir şey demiyorum. Ben senin o tatlı huzurunun, güzel keyfinin kaçmasına kıyamıyorum abi. Her gece bu gürültü çekilir mi Sinan abi? Doğru.
Geçen sene Bodrum'da bir tane sessiz yer bulamadım ya. Ya. Bir de buraya bak. Sessiz, sakin. Civarda ne bir disco var, ne bir bar var, ne bir gece kulübü var. Hiçbir para tuzağı yok. Oh, mis gibi. Zaten tatil dediğin nedir ki Sinan abi? Denize girip dinlenmek değil midir? İşte sana deniz. İşte sana güneş. Hem de benim Sinan abime hepsi beleş. Kadın dırdırına pabuç bırakma sakın Sinan abi. Bu kadınların istekleri hiç bitmez. Alırsın götürürsün Çeşme'ye. Derler ki keşke gitseydik Yunan adalarına gezmeye. Doğru. Zaten Bali adaları diye tutturmuştu. Zor vazgeçirdim. Kalırsan sen kazanırsın Sinan abi. Bunu iyice bir düşün. Kalıyor. İşte bu kadar Sinan'da. Rana Hanım, isterseniz güneş yağınızı ben sürebilirim. Çekil lan. Tom beni. Ver beni sorayım. Benim ellerim daha geniş. Sen ne anlarsın güneş yağından be? Hayatı boyunca güneş yağı mı sürdün? Sana bakma. Ne yani? Ben güneşlenemem mi? Onu mu demek istiyorsun? Güneşlenemezsin tabii. Çünkü sen kara fatlasın. Kara fatma sensin. Ver şunu. Ya bırak. Bıraksana şunu be. Hiç boşuna ısrar etme. Gitmiyoruz Müjgan. Ne demek gitmiyoruz? Bal gibi de gidiyoruz işte. Gitmiyoruz canım. Bak işte ne güzel bir tatil köyü. Nesini beğenmiyorsun? Demin gidiyoruz diyordun baba. Şimdi ne çabuk fikrini değiştirdin? Hayatım, tatil dediğin deniz ve güneş demek değil mi? Al sana deniz ve güneş, istediğin gibi yüz. Sinan, Sinan ver o balonu. Ah, Pelin merhaba. Hoş geldin Hülya ablacığım. Ah, ne haber Ceren? Ben Çeşme'ye gidiyorum. Gitmiyorsun Müşkan. Gidiyorum dedim sana. Gitmiyoruz. Sinan. Ben de Kadir'e bakayım. Hadi kızım. Görüşürüz. Gel. Gidiyorum dedim işte. Gitmiyoruz. Sinan. Bana bakın. Bir daha saygıdeğer müşterilerimizi rahatsız ederseniz ikiniz de 8'de çarpar 18'e böler, çıkan sonucu da denizde boğar mı ona göre? Ya ben sadece Rana'nın güneş kremi sürmesine yardımcı oluyordum. Rana değil, Rana değil, Rana Hanım. Rana Hanım, siz söylemiyorum. Ben ne diyorum, sen ne yapıyorsun? Gel, gel buraya kız. Hadi, hadi ikiniz de gidin. Gidin ortalığı toparlayın. Hülya yengeniz gelecek bugün. Hadi, hadi marş marş. Yürü, yürü. Senin yüzünde önüne bak. Rana Hanım. İsterseniz güneş yağınızı ben süreyim. Zahmet etmeyin, arkadaşım şimdi gelir. Ne münasebet, ne zahmeti. Kadir! Hülya! Bakıyorum tatil köyü diye başka şeyler yapıyorsun Kadir. Saçmalama Hülya, asla. Ben senin üzerine hiç gül koklar mıyım? Müşteri işte, ısrar etti. İlla süreceksin, süreceksin. 3 kuruş para veriyorlar, beni köle gibi kullanıyorlar ya. Baba, burası ne biçim tatil köyü ya? Kızım bir de sen başlama Allah aşkına ya. Kız haklı Kadir. Yani işleteceğim dediğin tatil köyü burası mıydı? Evet, burasıydı Hülya. Eğer köstek olacaksan derhal dönebilirsin. Ben kendi kendime işletirim. Ya gideyim de sen de burada millete rahat rahat yağ sür değil mi? İyi, kal o zaman Hülya. Tabii kalacağım. Ben tatil yapmaya geldim buraya. Yaparsın, tabii yaparsın. Ama sen önce şu öğle yemeğini bir yap da. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Kadir Bey'e bir kumarhane yapmadığımız kalmıştı. Entel. Bana mı dediniz Ramiz Bey? Evet. Etrafta başka entel mi var? Pardon. Daha önce bana seslenen bir Meksikalı olmamıştı da.
Ne Meksikalısı ya? Meksikalı da nereden çıktı? Baksanıza. Bütün gün uyuyorsunuz. Tıpkı Meksikalılar gibi. Sizin adınız Ramiz değil, Ramirez olmalı. Bırak şimdi Ramirez'i Sanchez'i de öğle yemeğine beni uyandırırsın, tamam mı? Baş üstüne Bay Ramirez Sanchez. Tamam be, entel. Entel sözünü hakaret tonunda kullanmak ha? Aç kal da görsen. Bak Hülya, ne güzel değil mi? Kendi ellerimle yaptım buraları. Anne, benim karnım acıktı. Tamam kızım, şimdi bir şeyler yeriz. Restoran neresi Kadir? Restoran burası işte Hülya. Burası mı? Hoş geldin Hülya abla. Aa, hoş bulduk Hasan. Kadir, bu ne biçim restoran? Neden Hülya? İşte masa, işte sandalye. Tabak, çanak, çatal, kaşık, bıçak. Bir restorandan daha fazla ne beklenir ki? Peki niye bu üç masanın servisi tam da? Bunlar çıplak. Anca bu kadar çalabildik Hülya abla. Anca bunları mı çalabildiniz? Bunlar çalıntı mı Kadir? Sen gidip işine baksana dombili baykuş Hasan Efendi, yürü. Bir saniye Hasan. Nereden çaldınız bunları söyle bakayım. En büyük rakibimiz Cengiz Bey'in otelinden. Eksiklerimizi oradan tamamlıyoruz da. Havlular da oradan. Kadir, hırsızlık malları ile mi işletiyorsun burayı? Ne hırsızlığı Hülya? Ben sadece onlara ödünç aldım. Sezonun sonunda geri iade edeceğim. Hayır Kadir, şimdi vereceksin. Böyle yerin bereketi mi olur hiç? Ya sen benim işime karışmasana. Karışacağım. Topla Hasan. Toplama Hasan. Topla Hasan. Ben de senin patronun sayılırım. Bak kovarım yoksa seni. Ya Hülya, biz örtüsüz mörtüsüz, tabaksız mavaksız, çatalsız matalsız ne yapacağız? Örtüsüz mörtüsüz kalmayız. Ben buraya gelirken bir pazar gördüm. Oradan alırız. Evet bir şey ya. Biz yapıyoruz, Hülya yıkıyor ya. Ya patron, biz bunları çalarken yakalanmadık ama bırakırken yakalanırsak ne olacak? Vallahi doğru söylüyorsun Dombili. Ne yapsak? Buralara bir yerlere mi atsak acaba? He? Hayır Kadir. Götürüp iade edeceksin. Of Hülya ya. Of ya. Of ya. Dombili, araba nerede? Dün bozulduğunda yolda bırakıp geldik ya patron. Aa, doğru, bak şimdi hatırladım. Hülya, bak gördün mü? Araba yok, gidemiyoruz. Hadi bunları geri serelim, olmaz mı? O zaman otostop yapın Kadir. Bunlarla bizi kimse almaz. Öyleyse yürümeye başlayın. Hadi. Patron, Rafi de gelsin. O şimdi kızlara sarkar. Hayır, Rafi bana lazım. Pazara göndereceğim onu. Hadi. Yürü Dombili Baykuş, yürü, yürü. Hadi hanımlar, denize girmiyor musunuz? Aman canım, ne gireceğim? Kadir bize kum plaj dedi ama plaj boydan boya taş. Evet baba, plaj mı taş, ocağı mı belli değil. Taş plaj daha sağlıklıdır kızım. Kum plajda insanın mayosuna kum kaçıyor. Sonra bütün yaz boyunca orandan burandan kum çıkıyor. Var Sinan. Yosun olmayan deniz mi olur Müjgan? Onun da işi bu. Orada yaşıyor. Çeşme plajında yosun yokmuş ama. Evet baba, taş da yokmuş. Yani sizi hiç anlamıyorum. Asos'un taş gibi denizine getiriyorum. Hala sızıldanıyorsunuz. Sonunda geldik. Yürü hadi yürü. Şimdi ne yapacağız patron? Bunları tekrar Cengiz'in masalarına mı sereceğiz? Saçma ama Dombili. Kapının önüne koyup kaçacağız. Hadi yürü. Ver bakayım. Hadi patron, gidelim artık. Bir saniye Hasan, müşteri geldi. Ne müşterisi Kadir abi? O Cengiz Bey'in müşterisi. Bana Cengiz Bey deme. Cengiz Bey deme bana. Saksıyı çalıştır biraz. O gelir aslında bizim müşterimiz. Çekin şöyle, çekin, çekin, çekin. Hoş geldiniz beyefendi, hoş geldiniz efendim. Bavullar arkada. Efendim, bavulları isterseniz hiç indirmeyelim çünkü yerimiz yok. Yerimiz mi yok? Evet. Ne demek yerimiz yok? Ben rezervasyon yaptırdım kardeşim. Biliyoruz, biliyoruz da size ayırdığımız odayı su bastı. Su mu bastı? Evet, havuz taştı. Havuz mu? Ya havuz bozuk da aslında bu otelde her şey bozuk. Cengiz Bey yok mu kardeşim? Ben onunla konuşmuştum. Cengiz Bey mi? Cengiz Bey benim efendim. Ama siz hiç merak etmeyin, sizi açıkta bırakmayız. Hemen ileride otelimizin bir başka şubesi var. Biz sizi oraya alalım. Orada da buradaki her şey var mı?
Aman efendim, olmaz olur mu? Orası buradan 10 kat daha iyidir. Kadir Bey Resort Otel Klas'tır. Kadir Bey Resort Otel tam size göredir. İyi, hadi gidelim bari. Gidelim efendim, buyurun. Hasan, gel oğlum. Gir de görelim şu taş gibi denize. Gireceğim tabii, ne varmış? Baba dikkat et de ayağını yengeçler ısırmasın. Taşların arasında yengeçler vardır. Yengeç mi? Yok canım. Deniz çok güzel. Dibi kum. Atma Sinan. Taş olduğu buradan bile görünüyor. Baba su sıcak mı? Süper. Çay bile demlenir bu suyla. Keşke bir yengeç ısırsa da götürse bizi buradan. Baba iyi misin? Yengeç ısırdı galiba. iyi oldu. Aha. Bak ne güzel oldu. Ya ben gelmeseymişim bütün oteli yani çalıp çırparak donatacakmış bu Kadir. Yenge, şezlonglara ne olacak? Onlara da çalıntı. Şezlonglar da mı çalıntı? Evet, Kadir Gökoyun'da yüzerek çaldı. Ben sana ne diyeyim ya? Ne diyeyim ben sana? Yenge, enişte çok sahtekar. Sen çok konuşma. Al şunları da ser bakayım. Buyurun Naci Bey, buyurun. Hasan oğlum, bavulları indir. Buyurun Naci Bey, burası. Kasino yazıyor burada. Kasino mu var? Kasino mu? Olmaz olur mu Naci Bey? Amerika'da Las Vegas neyse, Asos yöresinde de Kadir Bey Resort Otel aynen öyledir efendim. Aynen. Tam yarına geldim o zaman ben. Herhalde. Buyurun siz resepsiyona geçin, ben sizin kaydınızı şey yapayım efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Hadi Aslan hadi. Ya Kadir abi, ya bari bu adam yalan konuşmasa, baksana ne kadar sinirli. Sinirli mi? Ha. O sinirliyse ben de hallederiz Kadir'in. Alırız onun sinirini. Sinirliyi de hallederiz Hasan'cığım. Artık bak buranın denizi yengeç dolu. Evet baba. Yarın öbür gün beni de ısırır bu yengeçler, annemi de ısırır. Sanki Çeşme plajında yengeç yok. Aman canım. Olsa bile onlar da orada tatil yapan insanlar gibi sosyetik yengeçlerdir. Öyle insanı hat diye ısırmazlar. Nereden çıktı bu ön ödeme? Hesap çıkarken verilmez mi? Haklısınız Naci Bey, haklısınız da bizim otelimizin prensibi bu. Biz ilk başta bir miktarı önceden şey yapıyoruz, alıyoruz. İyi tamam. Kredi kartı geçiyor değil mi? Kredi kartı mı? Geçmez mi efendim? Geçiyor ama şansa bakın ki kredi kartı makinamız dün akşam arıza yaptı. Ben o yüzden nakit şey yapsaydım da alsaydım da. Rulet de var mı kasinoda? Rulet masamız arızalı efendim ama ruletlerimizden Rus ruleti var. Merci. Merci. Kadir Bey, beyefendi hangi odayı veriyoruz? Tabii ki en kral odamızı, kral dairesini. O hangisi oluyor? Oğlum var ya kral dairemiz. Al şu anahtarı, hadi götür bavulları. Hadi oğlum, hadi, hadi. Niye sana Kadir diyor? Sen Cengiz değil misin? Cengiz benim göbek adam. Of, sorma yeşil göz, sorma. Ben Asus'a entelektüel insanlarla tanışmak için, onlarla kaynaşmak için, felsefe yapmak için, resim yapmak için geldim. Ama tek yaptığım boya.
Bu Kadir Bey Resort Oteli yalanına inandığım için kendimi salak gibi hissediyorum. Tankut abi, kalkar mısın? Kral dairemizin önünde oturuyorsun. Fatih köyünde kral dairesi de mi var? Öyleymiş. Yeşil gözlü. Kadir inanılmaz bir hızla yalan söylüyor. O bu dünyada tanıdığım en sahtekar otel işletmecisi. Çok güzel oldu değil mi Rafi? Süper oldu yenge. Anne benim karnım çok acıktı. Tamam kızım yiyeceğiz. Bak masaları hazırladım. Ama ben hamburger istiyorum. Tamam bebeğim. Rafi bize hamburger getirir misin? Hamburger mi? Hamburger. Yok mu yoksa? Kadir Bey Resort'taki tek yiyecek zeytin ekmek. Ama saçmalama Rafi. Aşçı falan yok mu burada? Aşçı falan yok yenge. Buyurun. Buyurun Naci Bey. Buradan buyurun. Siz biraz istirahat edin, öğle yemeğinde görüşürüz efendim. Açık büfe değil mi? Tabii efendim, açık büfe olması olur mu? Bizde her şey açıktır, şeffaftır. Buyurun, siz istirahat verin efendim. Tamam, tamam. Evet, şimdi Hülya'ya yemek yaptırmanın bir yolunu bulmam lazım. Burayı derhal terk edip Paris'e, senin yanına geliyorum yeşil gözlüm. Sana olan özlemimin önünde Kadir bile duramaz artık. Eyvah, elemanlardan biri tüymek istiyor. Bunu durdurmanın bir yolunu bulmam lazım. Pasaportunla paran olmadan nasıl gideceksin bakalım entel dantel Tankut Bey? Neymiş? Paris'e yeşil gözlüsünü görmeye gidecekmiş. Onu çok seviyormuş. Özleminin önünde Kadir bile duramazmış. Yok ya, Kadir Bey Resort Oteli kimse yüzüstü bırakamaz arkadaş. Hayrola Sinan Bey, ayağınıza ne oldu? Yengeç ısırdı. Vah vah vah. Plakasını aldınız mı bari? Bugün çok neşelisin bakıyorum. Evet. Çünkü artık Kadir'in boyunduruğundan kurtuluyorum. Paris'e, ait olduğum yere gidiyorum. Şu entel Tankut bile Paris'e tatil yapmaya gidiyor. Ben şatolarda oturuyorum ama... Hala Çeşme'ye tatil yapmaya gidemiyorum. Müjgan, hadi geldik bir kere. Öyle zırt pırt yer değiştirilmez. Çantam! Çantam yok! Çantam çalınmış! Çantamı çalmışlar! Sen bu çantayı biraz zor bulursun Tankut Bey. Şimdi sıra Hülya'da. Geldik ama karnımız aç. Hallederiz kızım, merak etme, hallederiz. Babam da öyle hallederiz hallederiz diyor ama hiçbir şey hallolmuyor. Hülya, Ceren, sevgili ailem. Kadir, bu otelde yemek yok mu? Ne demek yemek yok mu? Yemek olmayan otel mi olur Hülya? Rafi aşçı yok diyor. Halt etmiş o bitter çikolatası. Aşçı var, hem de aşçının kralı var. Hani nerede o zaman? Geliyor Hülya yolda. Aşçının iyisi Bolu'dan çıkar dediler. Ben de Bolu'dan getirtiyorum, iki güne kadar gelir. İki gün mü? İki gün boyunca ne yiyip içecek bu insanlar? İki gün boyunca sen yemekleri yaparsın değil mi Hülya? O saçmalama Kadir. Ben buraya tatil yapmaya geldim. İnsanlara yemek yapmaya değil. Yapma Hülya, bunu yapamazsın. İnsanları o güzel yemeklerinden mahrum edemezsin bebeğim. Ne arıyorsun Tankut abi? Çantamı. Biri odamdan çantamı çalmış. Odandan mı? Kilidi değil miydi? Evet, kilitliydi. Kim almış olabilir? Vallahi bütün odaların kilidini açan bir tane anahtar var. O da Kadir abide. Tabii ya. Gitmeyeyim diye çantamı çaldı alçak. Israr etme Kadir. Yemek falan yapmam ben. Neden Hülya? Evde yapıyorsun ya. İşte onun için yapmam. Kadınlar yemek yapmamak için tatile giderler. Hayır. Böyle düşüneceğini bilseydim insanlara hiç hava atmazdım Hülya. Nasıl hava attın baba? Buradaki insanlara annenin güzelliğine olduğum kadar yemeklerine de aşık olduğumu söyledim. Hiç kimsenin onun kadar güzel yemek yapamayacağını söyledim. Gelsin size öyle yemekler yapsın ki görün diye onları beklenti içine soktum. Doğru mu söylüyorsun Kadir? Önemli değil Hülya.
Sen buraya dinlenmeye geldin. Senin yorulmandansa bu insanların aç kalmalarını tercih ederim. Varsın onlar da senin o güzel yemeklerinin tadına varamadan bu dünyadan çekip gitsin. Mutfak neresi? Şurası bu ya. Çantamı nereye sakladın Kadir? Ne çantası ya? Ben çanta manta görmedim arkadaş. Buraya gel, kaçma! Bu nasıl açık büfe be? Bir sürü tabak var, bütün yemekler aynı. Pazı pilavcacık, pazı pilavcacık. Aman beyefendi bu gene iyi. Sabah kahvaltıyı görseydiniz koş yeri gibiydi. Ama görünmüş şahin bu be. Niye yemekleri böldük Kadir? Zengin göstersin, dökümlü dursun diye Hulya. Anne, bayağı da yağlı değil mi? Evet, yağlı, yağlı canım. Baksana yağ içinde yüzüyor. Yani 5 yıldızlı otel pazısına hiç benzemiyor. Aa, o yağ zeytinyağı Müjgan abla. Hiç göbek yapmaz, korkmayın. Hanımlar, bu sıra ilerleyecek mi yoksa burada yaşlanıp gidecek miyiz? Ne bağırıyorsun karıcığım, sanki yiyecek bir şey mi var? Teessüf ederim Naci Bey, çok teessüf ederim. Biz bir sürü yemek çıkartmıyorsak bir bildiğimiz var. Sizin sağlığınızı düşünüyoruz. Yoksa biz de biliriz efendim 68 çeşit yemek çıkarmayı. Keşke 68 çeşit olsa da biz de yemesek. İşte öyle olmuyor sevgili Pelin Hanım. Şimdi ben buraya bir sürü yemek koysam siz hepsinden alacaksınız. Tabağınızı tepeleme dolduracaksınız ve yiyeceksiniz. Sonra da kilo alacaksınız. Psikolojiniz bozulacak. Oysa Kadir Bey Resort Hotel müşterilerinin kilosunu ve psikolojisini korumaya çalışıyor. Ama Kadir Bey Resort sizin çantanızı asla koruyamıyor. Ne diyorsun sen bacanak ya? Bu tatil köyünde bir hırsız var diyorum. Evet, yemekten sonra arama yapacağım. Ya hepiniz çantanızı açarsınız ya da bu işi jandarmaya havale ederim. Hepiniz içeri girersiniz. Yoksanın öyle bir şey. Hepinizin çantasını arayacağım. Yemekten sonra hepiniz dışarıda bekliyorum. Hepiniz içeceksiniz. Hırsız muamelesi görüyoruz burada. Bana bak bacanak, sen benim müşterilerime hırsız muamelesi yapamazsın. Yaparım. Bu tatil köyünde benim Paris'e gitmemi, yeşil gözlüme kavuşmamı istemeyen biri var. Bana ne kardeşim senin yeşil gözünden? Ben zaten yeşil sevmem. Bunun için mi beni kaldırdın Enter? Evet. Yemeği niye kaldırmadın? Bak yemek bitmiş. Uyurken ağzınıza dolan sinekler sizi doyurmuştur diye sinek düşündüm Bay Ramirez. Sinek. Biraz özel olur musun? Ben onları katlamak için kaç saat uğraştım. Bu ne rezillik canım. Çantalarımızı karıştıracağınıza gidip denizdeki yengeçleri temizleyin. Siz hiç merak etmeyin Sinan Bey abicim. Ben o yengeçlerin hepsinin kulaklarını teker teker çekerim. Kadir, senin bavulun nerede? Saçmalama Enter bacanak. Ben senin ne yapayım çantanı mantanı? En güçlü zanlı sensin Kadir Resort Bey. Gidip odanı arayacağım. İyi git bak. Nasılsa toprağın altında. Biraz zor bulursun sen onu. Geldiğimden beri iş yapmaktan denize bile giremedim. Hani burada çocuk parkı vardı? Babam öyle demişti. Ah kızım, babana kalsa bir sürü şey söylüyor ama içi kok. Aman benim papatyalarım sohbet mi diyorlarmış burada? Baba, hani çocuk parkı? Ne çocuk parkısı? Evet, su kaydırağı falan da var demiştin. Ne su kaydırağı kızım? Sen git denizde taş kaydır. Kadir, niye bulaşıkları Rafi ile Hasan yıkamıyor? Onlar bulaşık ve yağlı bırakıyorlar Hulya. Senin kadar hijyenik yıkayamıyorlar. Bu bulaşıktan sonra tek bir şey elimi sürmeyeceğim, haberin olsun. Tamam Hulya. Bir de akşam yemeğini yap, senden başka hiçbir şey istemiyorum. Ağlamak istiyorum, ağlamak istiyorum. Ağla Hulya, ağla. Tatil köyümüzde ağlamak dahil alles inclusive. Tamam kızım, yaparız, hallederiz. Tamam hemen. Tamam kızım, hallederiz. İşte minik kuşum, al sana çocuk parkı, doya doya sallan. Nasıl ya, ne çocuk parkı, bir tek salıncak var. Tamam kızım, ileride geliştireceğiz, hadi geç otur sallayayım ben seni. Ben su kaydırağı istiyorum. Kızım, su kaydırağını ne yapacaksın, sen koskoca genç kız oldun, bebek misin su kaydırağı? Otur hadi sallayayım seni çabuk. Bu ne biçim tatil köyü ya? Tamam uzatma Ceren, uzatma.
Rafi. Efendim? Gel buraya. Salla. Hadi hadi hadi. Bari hızlı salla. Tamam. Sus, sallıyorum. Kadir Bey. Efendim Naci Bey, buyur. Her yere dolaşırma, kasına falan göremedim burada. Nasıl olur Naci Bey? Koskoca kasinoyu nasıl göremezsiniz? Neredeymiş bu koskoca kasino? Buyurun ben sizi götüreyim. Takip edin efendim. İşte kasinomuz. Hani? Gördün varsa bu lamba, bu da çuha. Tam kumar oynamalı. Bu mu şimdi senin kasino dediğin? Evet efendim, her türlü oyunumuz mevcuttur. Bana be, oyun oyun yok burada. Olur mu efendim? Okey var, tavla var, her türlü kağıt oyunumuz var. Pişti, poker, eşli pişti, papaz kaçtı, 66, batak, konken, monken. Ne isterseniz oynayabilirsiniz. Sen benden dalga mı geçiyorsun be? Senin anlattığına kahvane denir. Ama parayla oyun oynanan kahvanelere de kasino denir. Yok, yok, yok. Kim bilir nereye sakladı çantayı? Yok işte, yok. Hiçbir yerde yok. Alo, İpekçim. Hayır yeşil gözlüm, daha yola çıkamadım. Neden mi? Çünkü biri çantamı çaldı. Büyük ihtimalle de o sahtekar enişten Kadir çaldı. Kiminle oynayacağım ben peki? Hallederiz Naci Bey, hallederiz. Bana bak, bana oyuncu bul, yoksa bütün paramı alır giderim buradan. Okey Naci Bey, size oyuncu bulmaktan kolay ne var? Hani kim? İşte ben. İstediğiniz her türlü oyuna varım. Yalnız hava karardıktan ve Hulya yattıktan sonra. Hulya da kim be? Hulya. Benim kumar karşıtı sevgili eşim. Tamam, gece bekliyorum. Oldu Naci Bey. Ben bu adamı üterim be. Bravo oğlum Kadir. Kendine yeni bir kazanç kapısı yarattın. Pasaportum olmadan gelemem ki yeşil gözlüm. Ama merak etme sen. Eninde sonunda bulacağım. Amerika nasıl Saddam'ı yer altında buldu, ben de öyle bulacağım. Gerekirse yerin altına bile bakacağım. Evet ya, yer altı. Sakın bu Kadir çantamı gömmüş olmasın. Ben seni sonra ararım yeşil gözlüm. Buraya sen varsın diye geldin Mustafa ama sen gitmişsin. Mehmet Usta'dan bu kadar korkuyorsan bundan sonra Mehmet Usta ile çıkarsın canım. Ne? Atlayıp İstanbul'a senin yanına geleyim öyle mi? Çok beklersin canım. Sana inat burada kalacağım işte. Beni seviyorsan sen gelirsin. Hana Hanım, size tatil köyümüzün yeni hizmetinden bahsetmiş miydi? Nasıl bir hizmetmiş bu? Şöyle bir hizmet. Siz yatıyorsunuz, kitabınızı ben sizin yerinize okuyorum. Siz de gözlerinizi kapatıyorsunuz. Verin, verin. Siz kapatın gözlerinizi. Kapatın. Şöyle uzanın. Yoksa aşk üzerinde anlaşmak, herhangi bir konuda anlaşabilmek... Aa, harika bir hizmet bu. İki... Evet evladım dedi Claudio. Ay, ay çok sıkıldım ben Sinan. Ya ben de baba. Hadi tavla oynayalım. Aa, sen beni Mehmet Usta ile karıştırdın galiba. Mehmet Usta dedin de onlar ne yapıyor kim bilir. Çadırda sürünüyorlardır kesin. Biz sanki sürünmüyoruz. Onlar hiç değilse sürünmek için para ödemiyorlar. Biz sürünmek için Kadir'e tonla para ödedik. Ben denize girmeye karar verdim. Kendimi yengeçlere yem edeceğim. Kesin buraları bir yere görmüştür. İnşallah pasaportumu solucanlar falan yememiştir. Alo! Bacanak ne yapıyorsun sen burada ya? Çantamı arıyorum. Bana bak, bana bak. Kadir Bey Resort Otel dahilinde hiçbir yeri kazamazsın. Burası sit alanına giriyor. Gömdün değil mi çantamı? O yüzden böyle paniğe kapıldın. Saçmalama entel dantel bacanak. Ben mezarcı mıyım, köstebek miyim de bir şey gömeyim. Senden her şey beklenir Kadir. Hayır, hayır yapamazsın. Burayı kazamazsın. Yoksa jandarmaya şikayet ederim, tarihi eser kaçırıyor derim. Çok iyi. Ben de senin hırsızlık yaptığını ihbar ederim. Tankıcım, hadi git çağır. Tankıcım, tankıcım hadi üzme beni. Bak daha yapılacak bir sürü iş var. İskelenin demirlerini boyayacaksın. Benim senin gibi ünlü,
değerli, yetenekli bir sanatçıya, bir ressama ihtiyacım var. Yemezler efendim. Çantamı bulacağım ve buradan derhal gideceğim. Yapma. Her yeri kazar şimdi bu. En iyisi şu gömdüğüm yerin üstüne bir şeyler koyayım. Evet evladım dedi Gavdi. Para verdim kurulsun. En azından bir iyilik yapma. Tutukluğunu araştırmadım. Ece ara... Ya senin yüzünden kaç. Ya senin yüzünde kaç. Değil. Sen bile. Ya sen bunu. Selamlar, hürmetler. Bu akşam kazinomuzu şereflendirmek ister miydiniz Sinan abi? Tabii. Ne oynuyoruz? Sinan. Sen karışma Müjgan. Tatildeyim. Bak gazino varmış, oyun varmış. Eğlenmek benim de hakkım. Zaten eğlenen tek kişi sensin. Hulya, akşam yemeği vakti geliyor. Bir yemek düşün. Hulya! Evet, nesini oynarız beyler? Ben sadece hesabını oynarım. Hesabına mı? Amma yaptın Sinan abi. Burası kasino. Kasinoda hesabın oynandığı nerede görülmüş he? Ama bu kumara girer. Getire getire bu ödleyi mi getirdin bana? Ödlek değilim ben. Sadece kumarı sevmem. Aman be Sinan abi, 3-5 kuruş para. Hani renk katsın diye. Hem okeyde sen hepimizi paralarsın. Orası öyle. Daha da zaman ödlek. Bunu siz isteyin. Al Sinan abi. Önemli değil Baykuş Hasan, hallederiz. Nasıl olsa ben kazanacağım. O zaman seni paranı geri veririm. Önemli olan müşteriyi yutmak. Mahvoldum. Herif bütün paramızı aldı. Ya o kadar taş çaldın yine de bir şey beceremedin patron ya. Çok konuşma Dombili Baykuş, çok konuşma. Bence bir daha müşteri çalmayalım. Baksana hırsızlık balı müşteriden hayır gelmiyor. Uzatma, uzatma. Bizim derhal burayı müşteriyle cebimizde parayla doldurmamız lazım. Baksana otel boş boş yatıyor. Aynı Meksikalı Ramirez gibi. Uzağa sen, uzağa. Yürü. Kızlar, sabah spor buyurmaz mısınız? Ya harika, hadi biraz spor yapalım. Çok etkileyeceğim. Evet, şöyle dedim, şöyle. Şurada, evet.
Evet, evet. Şimdi başlıyoruz. Hop! 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 Devam ediyoruz. Sağa. Aha. Evet, maşallah. Hop! Solda. Aha. Şimdi yukarıya. Hop! Hop! Aşağıya. Şşş, evet. Bak. Ne yapıyorsun sen bakayım burada? Sabah spor yapıyoruz dombeliği. Sen anlamazsın tabii ki. Ne demek anlamam be? Benim ömrüm sabah spor yapmakla geçti bir defa. Ben her gün dükkanı süpürüyorum ya. Çık bakayım. Çık. Çık. Elini kaldır. Evet. Başka. Yok yok öyle değil. Aşağıya. Aynen. Aşağıya. Evet, 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 ya. Evet, aşağı, ya. Aşağıya. Yeşil gözlüm. Hayır yeşil gözlüm daha bulamadım. Hayır bütün bahçeyi kazıp kazıp kapatıyorum ama yok. Yok yok. Solda. Evet. Çantalar evet. Sola böyle. Evet. Evet. Solda solda. Sağda gidiyoruz. Evet. Sağda. Ondan sonra aşağı yukarıya. Evet. Solda. Yedi Sinan, ben burada kalamam. Evet baba, ben de kalamam. Sineklere verdiğimiz kanla kan bankası kurulurdu. Abartmayın, abartmayın. Her yerde bu kadarcık sinek olur. Sinan, odalarda klima bile yok. Yandık, bütün gece uyuyamadık. Annenin evinde klima mı vardı Müjgan? Sinan, lütfen doğru dürüst bir tatil köyüne gidelim. Para yok, gidemeyiz Müjgan. Nerede paralar? Sinan Bey, oyun oynayacak parası kaldıysa akşam gene beklerim. Sizin paranızı almak çok keyifli oluyor. Sinan! Hanımlar, hadi sabah sporuna. Hadi hadi, gelin gelin gelin. Sabah sporuna. Hadi gelin. Hadi Merak etme yeşil gözlüm. Gerekirse pasaportu filan boş verir, senin yanına Paris'e kaçak yollardan gelirim. Hadi ben şimdi kapatıyorum. Biraz daha arayayım şu çantayı. Görüşürüz. Aha. Buldum işte çantamı Kadir. Ben gidiyorum. Paris'e gidiyorum. Tangut saçmalama mı nereye? Tangut Başanak. Bak güzel kardeşim gitme. Bak yeşil sana ihtiyacım var. Yanına gidiyorum. Eddar Başanak gitme. Bak ben senin için neler yaptım. Buralara resim atölyesi açtım. Nankörsün sen nankör. Entel dantel. Git hadi git. Paris'e git. Nereye gidersen git. Dantel. Kadir ne yapıyorsun sen? Ne yapayım Hulya? Kadir Bey Resort Otel'e müşteri çekmeye çalışıyorum. En güvendiğim elemanım Tankut Bey bile çekip gittiler. Bize para lazım Hulya, çok para lazım. Boşuna bekleme Kadir. Öyle bir yer devralmışsın ki yani buradan ancak ineklerle keçiler geçer. Olur mu canım? Ben gazetelere o kadar ilan verdim. Ya, ilanda öyle bir atmışsın ki insanlar daha gelmeden yalan olduğunu anlıyorlar. O ilan yalan değil Hulya. Yalan. Gerçekler bambaşka. Gerçekler kimin umurunda? Gerçekler can sıkıcıdır Hulya. Önemli olan hayallerdir. Bundan sonra bana bir söz ver ha. Hiç yalan söyleme. Özellikle burası hakkında. Buyurun, buyurun hoş geldiniz. Kadir Bey Resort. Buyurun, buyurun. Guten Tag. Ich habe mich verkehrt. Wie kann ich nach Bodrum fahren? Ah, Bodrum'u soruyor galiba. Ja, ja, Bodrum. Bodrum. Welcome to the Bodrum. Kadir, anladığım kadarıyla Bodrum'a hoş geldiniz dedin. Evet Hulya, aynen öyle dedim. Ama burası Assos. Ama bunu biz biliyoruz Hulya. O bilmiyor ki. Yes sir, welcome to the Bodrum. It is the Bodrum, this is the Kadir. What is this? Is the Bodrum? Yes, this is the Bodrum. Mein Gott, bin ich so viel gefahren. Hadi, hani yalan söylemeyecektin? Aşk olsun Hulya,
Sen buna yalan mı diyorsun? Alt tarafı ben Asos'a Bodrum dedim. Ne var bunda? Şunu unutma Hulya. Kadir Bey, Resort Hotel'de hizmette sınır yoktur. Yani alles inclusive. Her şey dahil. Bodrum bile. Willkommen meine Kollegen. Willkommen.